Sen aslında oyunculuğa gelene kadar bir sürü şey yaşamış bir geçmişe sahipsin. Böyle bulmaya çalışmış, aramış, bulamamış, evet, mutsuz evet. olmuş, başarısız olmuş, inmiş, çıkmış, düşmüş, kalkmış. Ve aslında bir yandan da böyle bir yönetmen olmak gibi bir gönlünde bir aslan yatıyor gibi yok, duyuyorum. Yok yok yönetmen. Ya da oyunculuğun yanında başka bir perspektiften senaryo bir bakmak mı istiyorsun? Senaryo yazmaya çalıştım. 3 tane hikaye kitabı yazdım. Senaryo yazacağım. Kutlukan mı yazdırdı sana Kutlukan, kitapları? Kutlukan buradan yazdım. Sevgilerimizi yollayalım çok ona da. Çok iyi dostumdur. Kutlukancığım, canım benim. Evet yani çünkü biz onunla Kutlukan eski dostumdur. Çok sohbet ederiz. Bir gün böyle artık seneler sonra yazsana dedi. Ben dedim nasıl yazayım? İşte konuştuklarını yaz dedi bana. Sonra deneyeyim dedim. Bir baktım durmuyor yazıyorum. Bir de senaryo yazmak istiyordum. Yani istiyordum ki bir hikaye senaryoya dönüşsün. Hı hı. Yaklaşık 100 tane hikaye yazdım. Hiçbirini senaryolaştıramayacağım herhalde onların. Yanında dramaturg var. Sormak ister miydin? Yok. Hiç öyle. Aa. Algı beni çok döver. Sizin yani. Aranız mı bozuk? Yok. Siz kavgalı mı geldiniz? Hiç vallahi hiç sorun yaşamadık Algı'yla. Yok şaka yapıyorum zaten. Sen benimle yaşamış olabilirsin ama ben sen kendi içimde onu şimdi programda şey yapamıyorum. Konuşmayalım bunları. Sabahları seni aryalarla sete. Falan. Ben sevmiyorum. Sen çok enerjik değilsin. Ne gibi? Böyle çok enerji seviyor musun? Biraz over şey beni yorar. Yani böyle nasıl diyeyim yüksek. Alper daha yüksek benden evet. O yüzden ben daha şey yapıyorum. Ama hiç yormadım seni. Kompanse ediyorum. Yok hiç. Çünkü sadece arada çok fazla arya söylüyor. O bazen insanı yorabiliyor. Evet. Yani sürekli bunu yapan biri var yanınızda çünkü. Sivas'ta arya. Sivas'ta arya söylüyor. Karavanda arya söylüyor. Otelde arya söylüyor. O da onun şahsi zevki ama beni biraz yorabiliyor tabii. Aa, onu anladım. Evet. Ben de ısrarla sevmediğimi belirtiyorum ama Alper devam ediyor. Peki film diyorsunuz sana ki... Sana türkü de söyledim ayıp ediyorsun. Türkü de söylüyor evet. Olur o da olur. Evet yani ben de yok oldum. Bir fenalaşmış. Şimdi şey çalışıyorum Schubert'in Seren adını i̇yi Almanca. Ki, onu söyleyeceğim onu bir çok sonraki. Merak İkincisini ediyorum çekersek ben. İlk set günü seni... İyi ki. Schubert Serenat'la karşılayacağım. İyi ki Alper diyorum ya gerçekten. Bir şey söyleyeceğim. Bu zamanlar içinde bir kamera koysanız aranızda siz. Bu anlar da bence yeterince insana dair komedi gizlenmiş anlar. Alper'e bir şey sorduğunuz zaman benim onda gözlemlediğim şey ki biz aynı gün doğumluyuz. Tabii o bir erkek başak ben bir kadın başağım ama vardır yani bir tonda ortak noktamız var ama Alper aynı anda 7 şey falan düşünüyor oluyor. Ve ben biri bana bakarken beni dinlemediğini hissettiğimde de direkt geri çekilen biriyim. Yani hiç uğraşmam. O bir şey soruyor, başka bir şeyle ilgileniyor. Buradan bir şey sorarken bir yandan da seni dinliyorum Arya söylüyor. Ondan sonra bir yandan senin saçınla ilgilenebilir. Yani her şey olabilir onun için. Dolayısıyla sen kendini dinlenmemiş hissediyorsun. Ben evet dinliyorum. Her zaman dinledim ya, ayıp ediyorsun işte o, ya. Evet. Ben onları yaparken çaktırmadan dinlerim de. Bir de onu da yapıyor, dinliyor da. Peki... Şöyle soracağım, çok aşık bir anne babanın çocuğusun. Evet. Değil mi? Birbirlerine çok aşık. Çok aşık ama çok aşkın sonu biliyorsunuz, selamet. Selamet. Evet, çok aşkla başlayan şey. Ha ayrıldılar mı? Keşke ayrılsalardı diyebileceğim noktalar gördüm. Ha o anlamda. Ha ayrılmadılar. Tam böyle alışık olduğumuz hani merhaba deyince alınan yani bir yerden sonra şey kalmaz ya öyle bir komedi çifti oldular yani. Aynen. Sürekli. Ben bunlara kızıyordum sonra... Chaplin'in bir sözü var. Bir şeye uzaktan bakınca komedi, yakından bakınca trajedi olur. Evet. Diye. Ben uzaktan bakmaya başladım, gülmeye başladım. Bence. Hala öyle devam ediyorlar. Öyle de mutlular işin enteresanı. Ha o zaman öyle beslenerek bir evet. aşk yaratmayı tercih ettiler. Evet. O zaman tek çocuk musun? Yok, bir de kardeşim var. O da seninle aynı mı düşünüyor? Sanmıyorum ben de aynı düşündüğünü. Ha o içeride o sen dışarıda mı? Biz çok farklıyız. Çok farklısınız. Yani şöyle bir şey var. Ben anneme de babama da benzemiyorum. Ne huy olarak ne de görsel olarak. Kime benziyorsun? Anneanneme ve dedeme benzemişim. Yüz yapım dedem, ya mesela dedemin akrabaları beni görünce çok şey oluyorlar. Ay diyor, aynı diyor Mahir. Evet bu arada babası sete geldi. Gerçekten alakaları yok. Yani hiç benzemiyorlar. Hani şey gibi bir benzersizlik değil hani. Hiç benzemiyor. Hiç ya. Yani. Hiçbir şey benzemiyor. Yani bir kulağım benzer, yok. Gerçekten başka bir şey. Ben hatta dalga geçiyordum. Seni evlatlık almış olabilir. Onu yani düşündüm. Bir sor istiyordum. Sonra anneannem ve dedemi görünce dedem bana
biz gençken işte gençlik resmini gösterdi falan anneannem. Evlatlık değilsin oğlum. Hakikaten benzemiyorsunuz evet. Çünkü yani. Hiç benzemiyoruz. Ama o zaman dışarıdan... Bir tarafımda Makedon, ben oraya benzemişim. Ha, yani çok net Makedon yok. Şeyin var zaten. Evet, ifaden yani, var. Evet. Peki o zaman sen kendi aileni kuranlardan mısın? Çünkü görüyorum biraz seni böyle paylaşımlarda, fotoğraflarda. Sanki böyle kendine ait, kendi seçtiğin bir ailen varmış gibi, bir çevren varmış. Akrabalık, onlar aileymiş gibi. Akrabalık, zorunlu beraberlik, arkadaşlık, gönüllü akrabalık. Gibi. Sloganımız bu yani. Evet. Öyle mi? Çok gönüllü akraban var senin çok, o zaman. Çok, ne güzel. Bülent de kulaklar için nasıl çok seviyorum. Vallahi ben seni bizim evde hiç görmedim. Nasıl bir akrabalık onu bilmiyorum 8 senedir ama. Ne yapayım yani, ben bitmiş durumdayım ya. Öyle mi?